Hoş geldin tekrar sevgili Murat Taylan. Geçen haftadan kaldığımız yerden sanki başlıyor gibiyiz tabii. Yani başlayabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Şöyle evet yani şekil olarak baktığımızda konu olarak Sedat Peker ve Sedat Peker'in itirafları, açıklamaları, suçlamaları var. Çok uyan bir şey sanki. Hani o tuğla bir yerden bir tuğlayı çektiğin anda sanki bina yıkılacakmış gibi. Tabii Mehmet Ağar'ın tanımı biliyorsun. Mehmet Ağar'ın söylediği bir söz. Güldal Mumcu'ya, Uğur Mumcu'nun eşine. Evet. Yıllarca da konuşuldu bu konu aslında. Şimdi şöyle bir şey var, işte biz bunları biliyordukçulara diyenler ve işte ya biliyordunuz tamam filan diyenler var. Sedat Peker'in dedikleri önemli çünkü içeriden söylüyor. 96'da söylediği en önemli şeylerden biri kendisinin doğrudan aslında talimat aldığı, işte Korkut Eken ismini veriyor ve işte Kıbrıs'a git şu adamı vurdu evet, dediğini söylüyor. Şimdi bir önceki Hürriyet gazetesi baskını vardı. Şimdi o da geçen hafta da kaldı. Yani üst üste o kadar vahim, o kadar önemli kendisinin de içinde olduğu olaylar anlatıyor ki hani biz böyle birini daha konuşamadan diğerine geçmek zorunda kalıyoruz. İşte uyuşturucu trafiği, Binali Yıldırım'a uzanan yeni iddialar, Binali Yıldırım'ın oğlunun içeren iddialar var. Dolayısıyla bir kere oradan başlayalım. Yani 96 yılında git şunu öldür diye kendisine talimat verilmiş. O da merak etmeyin en güvenilir adamım yani öz kardeşimi ki dün gözaltına alındı biliyorsun Atilla Peker. Onu göndereceğim. Atilla Peker'i gönder. Göndereceğim dediğini söylüyor ve sonra gittiklerini ama işte olmadığını söylüyorlar. Daha sonra da kendilerine bilgi verdiğini denk gelmemiş, biz o işi olmamış. Hallettik. Evet, sonra da biz o işi hallettik diyor. Şahidi Atilla Peker'dir diyor. Atilla Peker de şimdi gözaltında. Şimdi şöyle bir tepki var tabii ya. Atilla Peker niye hemen gözaltına alındı, diğerleri alınmadı? Eğer Sedat Peker'in söylediği doğruysa, yani Sedat Peker sorun Atilla Peker'e oradadır. İşte sahip de çıkar bu söylediklerime hani inkar etmez dediği Atilla Peker şimdi söyleyecek muhtemelen. Yani o gözaltı da eğer kendisine ya bu Sedat Peker nerede, ne söylüyor, şey niye konuşuyor, biz onu nasıl yakalarız değil de ya senin hakkında böyle bir iddiada bulundu. Hı hı. Sen 96 yılında Kıbrıs'a gittin mi? Kimler seni götürdü? Kimlerle gittin? Kimi öldürmek istediniz? Türkiye'ye geri geldiniz. Sonrasında bu işlere devam ettin mi? Sorulacaksa vallahi o gözaltından çok şey çıkar. Yani soruşturma diyoruz bunun ya. Bunun için mi gözaltına alındı acaba yoksa? İşte yani o Sedat Peker'e gözdağı, Atilla Peker'i susturmak vesaire bilemem. Sonuçta biz ama hani haberleri... Ama ismi geçen kişiler Korkut Eken var, Mehmet Ağar var. Gözaltına alınacaksa onların da alınması yani gerekmiyor. Şunu söylemek istiyorum. Biz şimdi soruşturma diyoruz ya soruşturma. Ya soruşturma da nasıl soruşturma? Dediğim gibi yani ya öyle mi oldu böyle mi oldu dur bakayım sen Antalya'da ne yapıyordun filan deyip hadi bir de çay içip gönderecekler mi ya da işte biraz gözdağı olsun diye içeride tutacaklar mı yoksa bunları soracaklar mı? Evet. Sorular bunlar. Yani Atilla Peker'i gözaltına alman için Sedat Peker'in 96'da Kıbrıs'a Korkut Eken'in emriyle ya da işte birlikte gidip adam öldürmeye gitti. Tetikçim oydu dediği bu açıklama için gözaltına almış ve sorguluyor olman lazım. Bu soruşturmanın bir sonraki ayağı da ona o talimatları verenler, onu yurt dışına götürenler, Kıbrıs'ta gezdirenler, hedef aldığı isimler vesaire filan diye alır. O ipin ucunu çekersin bir savcı ve o ip artık kaç tane tuğla çıkartacaksa çıkartır, o duvarda dökülür, yıkılır. Yani o duvar böyle çok yıkılamaz, kimsenin de böyle farkında olmadığı bir duvar değil. Türkiye'de faili meçhul cinayetler, bu derin devlet yapılanması, Susurluk, kontur gerilla faaliyetleri, JITEM faaliyetleri bunları yıllarca konuştuk. Yani Yeşil Kod adlı işte Mahmut Demir neyse ve diğerleri Ayhan Çark'ın daha sonradan itiraflarda bulundu biliyorsun. Mehmet Ağar dönemiyle ilişkin çok sayıda iddia var. Şimdi bütün bunlar aslında istenirse yıkılabilecek bir duvar var karşımızda ama Türkiye'de hep özellikle sağ iktidarlar ve onların korumasında bu duvara dokunulmadı. Üstelik Sedat Peker'in açıklamalarıyla, yeni açıklamalarıyla görüyoruz ki üstüne yeni yeni tuğlalar ekleniyor. Şimdi dediğim gibi yani bu soruşturma eğer yapılacaksa yapılır. Sağlıklı yapılacaksa. Yapılırsa buradan çok şey çıkar. Çünkü o kadar çok vahim iddialar var ki. Yani ama şunu bir parantez olarak açayım. Ben Sedat Peker'in bütün bu açıklamalarında geçtiğimiz hafta da söylemiştim. Bu hafta da özellikle vurgulamak isterim. Çünkü şöyle şeyler görüyorum ya. İşte biz adamı yanlış tanımışız filan.
Yanlış filan tanımamışsınız. Adamı son derece doğru tanımışsınız. Adam zaten kendisi anlatıyor. Bak 96'da Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in doğrudan şu işi yaptır diyebileceği bir adamken 96'dan 2021'e kadar arkasında sürekli devletin gücünü almış ve o güçle neler yaptığını da internette yayınlamış bir adamdır. Evet. Yani birinin ağzı burnu dağılmış görüntülerini işte reisimize böyle söyledin bak bilmem ne oldu filan diye yayınlayan ve onu yayınladığında oradan bir şey almayacağını nedir o karşılığında bir soruşturma ya da bir bedel ödemeyeceğini ne görür. İki, bu tip insanların bu tip adamların yaptıkları işlerden birisi kendileri ellerini sürmüyorlar zaten. Yani hep birini gönderiyorlar. Evet. Onlar zaten sonuçları itibarıyla sonrasında işte cezaevine gidersen çoluğun çocuğun bize emanet biz seni besleriz büyütürüz bilmem bakarız zaten yargıda şöyle şöyle senin dosyanı 5 yıl değil 1 yılda hallederiz filan deyip bu ilişkilerin kurulduğu bir dünya. Yani doğrudan git sen yap aşaması geçilmiş 96'da en azından. Hani adamını gönder denmiş o da göndermiş. Şimdi bu şey hikayesi yani geçtiğimiz hafta sol değerleri çok fazla kullanıyor demiştim. Bir de bu işte vatanperver serden geçti muhabbeti var. Vallahi öyle serden geçtilik olmaz. Kusura bakmasın. En son işte 5-6 ay önce yayınladığı bu Balkanlarda sokağa çıkmış geziyor filan. 10 kişiyle beraber geziyor. Böyle serden geçtilik yok. Yani 10 tane iri kıyım adamla etrafında sağında solunda önünde filan korumalarla gezilen tesbih sallayarak dolaşılan şey o serden geçtilik değil yani. O serden geçtilik o değil. Serden geçtilik Mehmet Ağar'ın dönemi özellikle 90'lı yıllar Türkiye'sinde bu derin devlet yapılanmalarında devletin bütün bu kirli yüzünü karıştığı işleri açığa çıkarmak için kelle koltukta gazetecilik yapanlardır. Bu ülkenin serden geçtisi Uğur Mumcu'dur. Yani serden geçtilik odur anlatabiliyor muyum? Arkanda devlet yok. Ama hakka adalete ve gerçeğe olan inancınla kelle koltukta iş yapıyorsun. Bizim yaptığımız iş de odur. Serden geçtiyse biz serden geçtiyiz. Bütün baskılara rağmen, bütün üzerimizdeki herkesin işte kendisine bir yol bulmaya, bir çıkar ortaklığı ilişkisi kurmaya çalıştığı dönemde bir televizyon kanalında gerçekleri aktarabilmek için bütün yokluklarla mücadele ederken serden geçti diyeceksen bize diyeceksin. Sen serden geçti falan değilsin, bir yerden geçmiş değilsin. Tam tersine. Seri vermemek için yurt dışına gidip videolarla geçmiş ortaklıklarını ifşa eden kişisin. Öyle serden geçti değil. Öyle, o değil yani. Hani o kelle koltukta filan hikayesi. Evet. Kimse böyle itibarı bir yerlere hak etmediği yerlere çıkarmasın. Söyledikleri önemli. Söyledikleri ciddi. Bütün bu söyledikleriyle ilgili oturalım konuşalım ve bütün bunların araştırılması, soruşturulması ile ilgili biz gazeteciler üzerimize düşeni yapalım. Eyvallah. Ama yani sürekli bunu bir kahramanlık 1 saat 14 dakikalık bir videonun 14 dakikasında işte şu şunu yaptı bu da bunu yaptı deyip 1 saat boyunca sürekli kendini anlatan sürekli o megaloman yapısı içerisinde aslında ne kadar zeki, akıllı insanların işte fark edemediği özellikleri olan bir kişi olduğunu anlatan o görüntüye de aldanmayalım. Yani onu özellikle söylemek istiyorum. Onu bir kenara koyduk. O serden geçtiliği geçsinler. Yani arkada Mehmet Ağar var, arkanda Korkut Eken var, arkanda var. Süleyman Soylu var kendi söyleminde. Arkanda abi diyorsun Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın arkanda olduğunu söylüyorsun. Berat Albayrak işte aramız çok iyiydi, aramızı bozmaya çalıştılar dediğine göre aran çok iyi. Nasıl serden geçti? Evet. Yani ülkenin bütün en üst tek adam rejimi kurulduğu bu dönemde her şeyi kontrol eden tüm mekanizmalarının arkana almışsın. Ona dayanarak çıkıp sizi kanlarınızda duş alacağız diyecek kadar güveniyorsun. Serden geçtisin. Hadi canım. Geçelim onu. Yani serden geçtiği geçtik. Başka diğer serden geçti. Diğer konulara, diğer iddialara bakalım. Peki şu şeyi verelim mi? Bu hem Uğur Mumcu hem de Adalı'nın cinayetleriyle ilgili Mehmet Ağar ve Korkut Eken'in suçlaması ve dediğin gibi bakalım işte Atil kardeşini oraya yolluyor olması. Peker'in yayınladığı son videoda Kıbrıs'ta öldürülen gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi için eski MİT'çi Korkut Eken'in
kendisinden adam istediğini, daha sonraki karşılaşmasında ise Eken'in kendisine o iş halloldu dediğini söyledi Sedat Peker. Aynı zamanda da Behçet Can Türk ve Savaş Buldan'ın da ağır tarafından öldürtüldüğünü öne sürdü. Uğradığı bombalı saldırı sonrasında hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun katilinin ise Mehmet Ağar olduğunu iddia etti. 90'lı yılların o yıllarda üzeri örtülen ama şimdi bir şekilde itiraflarla tekrar konuşmaya başladığımız olayları bunlar. Niçin Sedat Peker videosunda 40'lı yaşların altındakileri beni dikkatle dinlesin dedi. Çünkü o yılları bizler hatırlıyoruz ama o 40'ın altındaki çok hatırlamıyorlar, olayları bilmiyorlar ve hiç konuşulmuyor bu konu, değil mi? Tabii. Yani 40'lı yaşın altı nereden bilecek diyorsun, değil evet. mi? 90'ları, 93'leri, o karanlık yılları, üst üste gelen suikastler, yani cinayetler. 10-15 yaşında olsalar bile hatırlamazlar. Neler neler neler, işte üçgenler, ölüm üçgenleri. Şimdi onlar da bu 90'lı yıllarda yaşanan o mafyatik olayların bir anlamda şahitleri oluyorlar, öğreniyorlar daha doğrusu. Bu konuyu tekrar konuşmaya başlıyoruz. Şimdi birkaç şey söyleyeyim. Sedat Peker'in videoları ile ilgili birkaç detay belki vermek lazım. Onlardan birisi bir kere bu son videosu şu saat itibariyle 10 milyon kişi tarafından YouTube'da izlenmiş. Hmm. 2 milyona yakın da Instagram'da izlemesi var. 12 milyon. Yani dün sabah yayınladığı video işte bugün hani 24 saat biraz açtığını düşünelim. 12 milyon izlenmesi var. Müthiş bir ilgiyle izlendiğine, Peker'in ne söylediğinin artık kamuoyuna çok ciddi biçimde yayıldığını söyleyelim. Yani bir de bunu kopyalayan... Dediği kadar yandaş mı diye saklasın. Bir de bunu kopyalayanlar, o kopyalarını verenler var. 100 bin, 150 bin, 200 bin onlar izleniyor falan. Yani milyonlarca kişi izliyor. Bunu özellikle bu ülkenin belirli medya gruplarının hala... Hiç görmemiş. Şey ama ya o nasıl bir gazetecilik yani? Ya bilmiyorum. Ya, utanmıyorlar mı? Hayır, şimdi utanmaları geçtim. İnsan içi içine sığmaz ya. Bir şey konuşacağız. Mesela biz değil mi şimdi bugün gündem hazırlıyoruz. Ne konuşalım diye. Ya bakıyoruz işte Türkiye'nin bir sürü gündem maddeleri arasında hani nasıl olacak? Bunu geçip de şimdi ben burada başka bir konu konuşmaya başlasak insanlar ya hadi bırak biraz diyecek. Sen ne diyecekler yani? Hani bunu bir konuşulmasını isteyecekler. Görmüyorlar. Müthiş. Yani... İbretlik öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi Sedat Peker baskın yemiş. Geçtiğimiz en son çarşamba günü yayınladığı 6. videosunun sonrasında zaten internette, sitelerde bulunduğu otelin neresi olduğuna dair... Afiş olmuş, ortaya çıkmış. Ortaya çıkmıştı. Ama tabii bu ilginç. Yani internetteki birilerinin ya ben bu oteli biliyorum işte arkasındaki bambulardan dolayı Sedat Peker demek ki bu otelde deyinceye kadar... Yani bu ülkenin bunu bulması gerekenleri nasıl bulamamış? Yani kimler ya da nasıl oluyor bu işler? Hani daha iddialı şeyler söylemeyeyim ama yani burada çok tuhaf bir durum var. İnternette artık afişi olunca adam yani bir internet dikkatli olan orada daha önce kalmış o otellerde kalmış biri ben bu oteli biliyorum orada kaldım deyip paylaşıncaya kadar Peker'in hangi otelde kaldığını bilmiyorlar. Peker'in videoya başlarken gördüğünüz gibi mekanı değiştirdim çünkü Türkiye'den misafirler tabii, geldi demesi. Misafirlerim var diyor. Misafirler, yani bir daha da değiştireceğim ki. Diyor. Ya burada da kalmayacağım. Buraya da boşuna gelmeyin. Zahmet etmeyin diyor aslında. Hani burayı da bulabilirsiniz diye. Ama bu videosunda diğer videolardan farklı olarak söylediği önemli birkaç altı çizilmesi gereken nokta var. Bir kere şu zaman aşımı meselesini söyleyeyim. Bak 96 diyor zaman aşımı diyor. Yani kardeşinin adını veriyor ama zaten o, hani, ben de olsam yaptığımı da söylerdim ama hani zaman aşımına giriyor zaten diyor. Bir kere bu zaman aşımı konusu Peker için önemli. Yani zaman aşımına giren meselelerle ilgili konuştuğunu düşünürsek... zaman aşımına girmeyen şey dönemlere ilişkin evet. neler var onları bir konuşmak lazım. Şimdi bu birinci ya ikinci videosunda mı üçüncü videosunda bir kağıt gösterdi. O kağıdı herhalde bilerek göstermiştir. Orada bir Suriye yazıyordu. Aralarda böyle bir Suriye diyor. Sonra çıkılıyor. Bir türlü o Suriye meselesine girmiyor. Şimdi dün döndüm baktım ya Suriye meselesinde ne var diye. Şimdi Sedat Peker Suriye nasıl ilişkisi olabilir? 2018 ve 2019'da ÖSO'ya gönderilen işte çelik yelekler var. Hani askeri teçhizat demeyelim ama
Önemli oradakileri korumaya cipler var. Evet. Malzemeler göndermiş. Ya yani organizasyona bakar mısınız? Bu ülkede birisi çıkıyor ve diyor ki ya ben Suriye'ye bunları göndereceğim. Niye göndermiş? Kim göndermiş? 1000 tane çelik yelek nasıl oluyor filan? Yani Sedat Peker, hani ben bugün istesem mesela Suriye'ye 1000 tane çelik yelek gönderebilir miyim? Hani Venezuela'yı da biraz sonra konuşuruz, öyle sağlık kiti alıp Venezuela'ya götürebilir miyim diye de soracağız ama hani Sedat Peker bir Suriyeci diyor. Şimdi dünkü videosunda uluslararası hukuk çalışıyorum dedi. Evet. Bu önemli. Yani uluslararası hukuk çalışıyorum sözü Türkiye'ye verilen bir mesaj ve Türkiye'de kendisiyle ilgili evini basanlara verilen bir mesaj. Bu söz şeyden sonra söyleniyor. Yani baskından sonra söyleniyor. Diyor ki bak uluslararası hukuk çalışıyorum. Sabaha kadar çalışıyorum. Bir de tabii, yani elimdeki bilgiler ve belgelerle sizi uluslararası alanda, uluslararası mahkemelerde yargılatacak çapta bilgim var, belgem var. Ona göre diyor. Dünkü sohbetinde ayrıca o ülkelere giriş çıkışlarını, o maceraları da detaylarıyla anlattı. Arnavutluk, Kosova, Karabağ. Ne kadarı doğru, işte nasıl oluyor? Fas, söyle ya. Sınırdan geçip de sınırım hem burasında durup hem orasında durup tek oralardaki bütün o örgütlenmelerle bir bağlantı olmadan yapılabiliyor mu? Bu kadar kolay mı bilmem. Belki sen oraları daha iyi bilirsin. Bence de değildir tabii. Yani öyle gittim bir karakolda, hemen dedim ki böyle böyle dediler. Ben de oradan hemen çıktım filan. Öyle çıkalabiliyor mu oralardan? Blöfü öyle hemen yiyorlar mı onu bilmiyorum ama uluslararası alan derken tabii burada bir şey söylüyor. Ya diyor hani gideceğim yer yok. Turan'ı kuracağız diyor ama bak Turan'da gidebileceği bir tane ülke yok. Çok uzak coğrafyada. Hayır bir tane ülke yok ya. Turan'ı kuracağız diyor ama gidecek ülke yok orada. Evet. Yunanistan'a gitsem diyor Türkiye düşmanı. Avrupa'ya gitsem, Almanya'ya gitsem Can Dündar'ın gittiği yer. Amerika'ya gitsem FETÖ'nün yeri. Ya dünyada yer kalmamış gideceği. Ama mesaj da var. Şimdi mecbur kalıp da gittim mesaj diyebilir. Turan. Mecbur kaldım gittim diyebilir. Çünkü işaret ettiği şey uluslararası uyuşturucu yine ticaret. Evet, evet. Yani Kolombiya'dan işte Venezuela'ya alındı, oradan oraya tabii gidiyor filan derken Amerika Birleşik Devletleri özellikle başta olmak üzere dünyada pek çok ülkeye ben bu konularda bilgi sahibiyim. Hani bir koruma olabilecek işaretler de veriyor. Şimdi Sedat Peker'in bütün bu iddiaları ortaya koydukları yeniden deşilecek mi, bunların üzerine gidilecek mi, araştırılacak mı derken biz kime soracağız bu soruyu? Biraz da böyle bir dönemden geçiyoruz. Böyle hani İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili iddiaları nedeniyle Soylu'nun üzerine gidiyoruz ama orada kalıyor yani mesele. Hı hı. Ya bu ülkenin Cumhurbaşkanı var. Şimdi onu soracaktım ben de sana. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı var. 7 video sonuçta her biri içi dolu dolu ve birçok iddialar var. Ve doğru ya da yanlış. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok yakından tanıdığı, bildiği, bir kısmını görevlendirdiği, şu anda bakan yaptığı isimlerle ilgili iddialar bunlar. Ve kendisine saygı duyduğunu Tayyip abi diyerek sürekli olarak hitap ederek gösteren birisinin iddiaları. Evet. Bu iddiaları biz şurada bir programda 100.000'de 1'ini dile getirseydik şimdi çoktan gözaltına alınmış ve sorguya çekilmiştik. Doğru ya mu? Onu söyleyeyim şimdi bugün yani Süleyman Soylu ile ilgili o bütün iddialarda ve soruşturulmaması ile ilgili iki şey söyleyeyim. Bir, Sedat Peker koruma verildi ve Sedat Peker benden önce koruma verildi diyor İçişleri Bakanı ama koruması uzatıldı. Bu ülkede tam da senin söylediğin gibi mesela AKP ile ilgili birisi çıksa bu AKP'lileri işte Erdoğan'ın arkasındayız diyen, işte Süleyman Soylu'nun arkasındayız diyen ya da Berat Albayrak'ı destekliyoruz filan hani bir sürü böyle dönem dönem şeyler çıkıyor. Birisi çıksa muhalif olup olmaması önemli değil yani AKP'li olmasın yeter. Yani dese ki ya siz bunu destekliyorsunuz ama bu destekleyenleri ben kafasını kıracağım. Kanda duş almayı boş ver. Kanıyla duş almayı boş ver. Kanlarında boğmayı boş ver. Kafasını kıracağım, kolunu kıracağım. Ya da işte siz görürsünüz dese. Parmağını kaldırsa hey siz göreceksiniz dese. Ertesi sabah hemen basılır evi değil tabii, mi? Gözaltına tabii alınır, sorgulanır. Buradan oldu. Koruma verildi, mitinglere çıkartıldı. Cumhur İttifakı için bir elinde rabia, bir elinde kurt işareti
Cumhur İttifakı'na destek istedi. 23 Haziran İstanbul seçimleri, şimdi ben biraz tabii dolayısıyla bakıyorum, ben Peker geçmişine bakıyorum mesela. Şimdi bugün Alevi diyor, sol diyor, bilmem ne diyor. Şöyle bir döndüm 2-3 yıl geriye dönüp baktım. Hiç yok. Hiç yok. Söylemlerinde yani, hiç yok. Hani bu sol değerlere yaslanan, sürekli böyle işte Hazreti Ali'nin, Hazreti Hüseyin'in arkaya şeyini koyan, Zülfikar'ın, döndüm baktım yok. O zaman hiç ihtiyacı olmamış bunlara. Hı hı. Yani kirlenmemiş, yıpranmamış, herkesin vicdanında yer bulabilecek değerlere ilişkin mesajlar çok görmedim. Kaldı ki seçimlerde Binali Yıldırım'ın seçilmesi için de çok açık, çok net mesajları var. Bugün oğlunun uyuşturucu ticaretiyle suçladığı, böyle iddialarda bulunduğu Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması için yazdığı mesaj duruyor da, 22 Haziran tarihli ya da 21 Haziran tarihli, hı-hı, ya da 20, neyse işte yani iki bir şeyde, seçimin hemen öncesinde. Biz bilmem ne olsa da işte Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ı mutlaka desteklemeliyiz. Çünkü işte şöyle olacak, şöyle olacak filan, sürekli mesajlar paylaşıyor. Dolayısıyla yani devir değişmiş, Sedat Peker başka bir yerde ve şimdi artık hedef aldığı isimlerle ilgili iddiaları araştırma zamanı. Niye? Çünkü içeriden konuşuyor. Evet, bilerek konuşuyor yani. İçeriden konuşuyor. İstersen şeye de bakalım. Şimdi Erkan Yıldırım'la ilgili iddialarına bir bakalım. Venezuela'ya gitmesi, o uyuşturucu ticaretinin yol haritasını detaylarıyla anlatması, ki bayağı bilgisi olduğu belli. İkinci dedim ama unuttum, onu da söyleyeyim şimdi. Yani birisi dedim ya, bu kanlarında şey, yani böyle bir hapse hesabınızı göreceksiniz, evet, dese ne olur başına gelir. İkincisi, ya Sedat Peker'in bu söylediklerinin içinde bir tane CHP'li yer alsa, dese ki ya şu CHP'liyle de şu gün buluştuk, bir yerde kahve içtik dese. Gözaltındaydı. Ya anlatabiliyor muyum? Kesin gözaltında. Ya adamın söyledikleri AKP ile ilgili ve pek çok isimle ilgili iddialar, bu içerisine cinayetlerin girdiği, uyuşturucunun girdiği bütün İsimler, bu teker teker işlerle ilgili soruşturma yok ama deseydi ki ya ben bilmem CHP'li bilmem kimle şu gün bir kahve içmiştim. Haydi. Şimdi hesap veriyordu niye kahve içti diye. Kardeşi şu anda alındı, diğerleri duruyor. Erkan Yıldırım, Firari Suç Örgütü lideri Sedat Peker yayınladığı son videoda Kolombiya'da 4,1 ton uyuşturucu yakalanmasının ardından uyuşturucu rotasının da değiştiğini söyledi. Ve eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı işaret etti. Yıldırım için aparat ifadesini kullandı Sedat Peker. Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili değil de başka gemiler koordinasyon ediyor bu işi dedi. Ve de İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın o dönemlerde, Mehmet Ağar'ın da bu uyuşturucu organizasyonunun tam ortasında olduğunu söyledi. Evet, eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlundan söz ediyoruz. Binali Yıldırım da bir açıklama yaptı. O benim oğlum dedi. O evet, Venezuela'ya gitti. O iddialara yönelik cevaplar verdi. Covid'le mücadele kapsamında gülmek test kiti ve maske dağıtmak amacıyla gitti dedi. Bilmiyorum, ben kendimi tutamadım doğrusu. Artık ne kadar ciddi almak lazım ama böyle bir açıklama yaptı. Ya. Gerçekten de çok komik. Çok komik ya. Yani evet. Ya tamam, hani olabilir, şimdi olmaz demiyorum. Olabilir yani, vardır bir bağlantı ve götürüyordur ama en azından onu biraz altını doldursaydı. Yani biz gülmeseydik mesela, deseydi ki ya Kolombiya'da çok yakın işte arkadaşları var, dostları var, kurduğu ilişkiler var. O ilişkilerle rica etmişler. O rica üzerine tamamen özel almış götürmüş filan desin. Ya bu nedir ya? Yani 2020 Aralık ayı, artık Mart'tan bu zamana biz hani bir biliyorsun Nisan'da Mayıs'ta kendimiz maske bulamazken dünyaya maske dağıttık. Çok ciddi sıkıntı çekerken. Böyle bir şey yaptık, şov yaptık filan. Tamam da hani artık 2020 Aralık gelmiş, yani dünyada böyle bir maske şeyi yok. Sıkıntısı da yok. Sıkıntısı yok. Ha, Venezuela'da ihtiyaç varmış, tamam, yani dersin ki. Bakın o maskeleri dağıtırken abi, ya da işte o şey yaparken bir fotoğraf diyor. Hangi bağlantı yani, kimsin, hangi sıfatla? Yani dış işlerinde görevli değilsin, Sağlık Bakanlığında görevli değilsin, ne bileyim büyükelçi değilsin, bir büyükelçilikte bağlı çalışmıyorsun. Ya hangi sıfatla, niye, nasıl, neden götürüyorsun? Başka nerelere götürdünüz? Mesela Venezuela dışında acaba Erkan Aydın'ın ilgisini çeken
Hani ben ya şuraya maske götüreyim, test kiti götüreyim, buradaki insanlara yardımcı olalım diye bu insani duygularının yükseldiği başka ülkeler var mı? Suriye'ye götürmüş mü? Niye Azerbaycan'a Venezuela götürmüş diyorsun? Mü? Ya niye Venezuela? Dünyanın öbür tarafı filan. Ya bunlar cevaplanması gereken sorular. Yani böyle bir şey olur mu ya? Test kiti ve maske götürdük diye. Ya test kiti bir kere Türkiye'de alamazsın ki. Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmadan, Sağlık Bakanlığı izin vermeden bu test kiti dediğin şey şeyde satılmıyor ki, yani gidip böyle bir yerlerden toplayayım hadi hop götüreyim diyeceğim bir şey değil ki. Hı hı. Test kiti almak yasak Türkiye'de. Evet. Yani sen bağımsız olarak Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz test kiti ticareti yapamazsın, alamazsın, satamazsın. Şimdi kimden almış bu test kitlerini? Nereden hangi aldın? İzinle almış? O organizasyonun niye içinde? Sonra böyle bir organizasyon varsa ne yapmış ya? Bir şey mi götürmüş? Bir çuval mı götürdü? Bir kutu mu götürdü? Bir bavul mu götürmüş yani? Hani uçağı alayım götüreyim. Bak tek başıma biletimi de aldım. Ne diye götürmüş? Ne olmuş yani? Ya güldürmesinler. Yani hakikaten komik ya. Yani komik ya. Ama yani şimdi bunu oturup yorumlamamız mı gerekiyor bizim ya? Çünkü bu bir fotoğrafların olduğu belli ki hani itiraf etmek durumunda kalıyor. Çünkü belki uçuşlarla ilgili bir takım bilgiler de alınabilecek. Doğrudur belki de, ama yani lütfen birazcık daha insanı böyle daha ayakları yere basan, daha inandırıcı yani, şeyler söylesinler. Sayın Yıldırım diyorsun. Hani çıksın desin ki ya şöyleyken şöyle bilmem ne. Hani bir şeyden nedir o? Zarftan çıkan 4 oyun mu, 3'ünün doğru, 1'inin sahte olduğuna inandık ya biz hep beraber. Biliyorsun. Evet evet, o zaman da inandık. Şimdi buna inanınca herhalde ya burada, bunu yediler. Nasıl buna bunu da yerler diyor. Çünkü maskeyle kit götürüyoruz. Yani ne olacak? Orada zarftan bir tane oy sahte çıkmış, diğer 3'ü doğru. Ona inandı bu millet. Bunu da yaparız diyor herhalde. Aklımızla dalga geçiyorlar. Ayıp. Bence kusura ayıp bakmasınlar yani. Ama yani gerçekten ayıp de bizim yani. Aklımızla bunun dalga geçen yönetelim bir açıklama. Şimdi burada açıklanması gereken iddialar ve bu iddialarla ilgili daha dediğin gibi ayağa yere basan şeyler söylemeliler. Yani kim, ne zaman, nasıl? O soruların hepsini doğru dürüst cevaplamalılar. Bunun dışında başka cevaplanması gereken sorular var. Şimdi süremiz doluyor ama evet. Süleyman Soylu geçtiğimiz hafta bir 10 bin dolar milletvekilinin Sedat Peker'den para olduğunu söyledi. Şimdi ya bak, Sedat Peker'in iddialarını araştırmıyorlar. Diyorlar ki Sedat Peker suç örgütü lideri, dışarıdan işte iftiralarda bulunuyor. Suç örgütü lideri. Ne dedi Soylu? Mafya pisliği. Şimdi İçişleri Bakanı diyor ki, ya bu ülkenin resmi İçişleri Bakanı diyor ki, organize suç örgütü lideri, firari, mafya pisliği Türkiye'de bir milletvekiline 10 bin dolar maaş veriyor. Ya her ay vermeye devam ediyor diyor. Kim oldu? Soruşturma nerede ya? Hiç. Kim bu milletvekili? Ya bak hepsini geçtim. Ya Türkiye'nin son bir haftadır konuştuğu, tartıştığı, abac öyle mi oldu? Maske kiti mi gitti? Venezuela uyuşturucuyu falan geçtim. Ya o kadar çok şey var ki böyle hani onu da ele vurayım, buna da el vurayım. Aman bu da gözden kaçmasın. Aman şunu da söyleyeyim falan derken arada böyle azı dişi gibi meseleler kalıyor ortada gidiyor. Ortada kalıyor. Ya 10 bin dolar alan Sedat Peker'in maaşa bağladığı milletvekili var dedi. Siyasetçi, İçişleri Bakanı. Siyasetçi dedi. Ya bunu açıklayacak ya derhal çekilecek, istifa edecek. Var mı böyle ya? 10 bin dolar maaş alan kimdir? İçişleri Bakanı bunu biliyorsa bunu söylemek durumunda kendisine ya saklayamayacak. Ya biliyor tabii, biliyorum diyor. Kendisine öyle saklamayacak. Bak biliyorum diyor. Bak öyle şey demiyor. Ya duydum olabilir filan demiyor. Biliyorum diyor. Öyle de şey emin. Kim? Ha, CHP'li birisi olsaydı çoktan söylerdi. Vallahi ya da başka partiden birisi olsaydı ooo ayyuka çıkardı bu iş. Ya demek ki AKP'li birisi onun için söyleyemiyor. Yani niye söyleyemediğini bilmem. Ama söylemek zorunda olduğunu biliyorum. Yani söylemek zorunda. Bu da ağızdan çıktı. Bu saatten sonra mesela bütün konuları bırakıyoruz, evet. Soruyoruz. 10 bin dolar alan maaş alan milletvekili kim kardeşim? Bunu açıklayacak mısınız, açıklamayacak mısınız? Açıklamıyorsan o koltukta oturamazsın. Boş ver Sedat Peker'in iddialarını. Geçen hafta da aşağı yukarı aynı sözlerle bitirmiştin bunu. Ya şunu da söyleyeyim bari. Danladım son 30 saniyede şunu söyleyeyim. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde verdi. Biliyor musun? Geçtiğimiz hafta. Hı hı. Dedi ki petrol ve doğalgaz yakında bulursak şaşırmayın. Sonra ne oldu? Petrol, doğalgaza zam geldi, akaryakıta zam geldi. O müjdeyi mi hatırlasın? Zam geldi. Ya petrol, doğalgaz bulacağız diye hayali verdiler.
arkasında 2 gün sonra da %10 ve senin haber merkezinde konuştuğumuz şeyi unutmuyorum. 3-5 bin lira esnafa verilen bir kereye mahsus para vardı. Onu da işte bu akaryakıt zamlarıyla geri aldı. Çok teşekkürler Murat Taylan, sağ olasın. Önümüzdeki haftaya kadar bol bol gündem biriktireceğiz. Birazdan tekrar birlikteyiz.